Hep böyle olmasın diye uğraştım ben. Hikayem böyle bitmesin diye. Herkesin hikayesi ömrünün bir noktasına başlar. Benimki ise benden, annemden, anneannemden. Hatta onun da annesinden öncesine kadar gidiyordu. Hani masallarla tanıştığımız günden beri bulmak istediğimiz ilk aşkımız var ya. Birlikte yaşlanacağımıza çok emin olduğumuz o ilk aşk. İşte o ilk aşk. Benim ailemin, kadınlarının bu hayatta en çok korktuğu şey. Bazen hiç umut kalmadığında benim gibi sonsuza kadar mutsuz olacağınıza inandığınızda hayatınızın direksiyonunu elinize alıp bir yol çizmeniz gerekir. Ama bu yol sizi nereye götürür? Hiçbir zaman bilemezsiniz. Ülkesine geri mi dönüyor yoksa? Bir yıldızın barışmadı şu çocukla, yapma böyle. Ay niye acaba? Ya ben ona inanıyorum. Onu seviyorum. O da beni seviyor. Ya sevinsene kızım, büyük gün gelip çattı diyorum. Aa. Karşım biliyorum büyük gün ama sen yine son kez bir düşünsen mi? Hı? Sonrasında üzülmenden korkuyorum yani. Tamam biliyorum. Biliyorum benim için diyorsun. Mutlu olayım diye diyorsun. Ben zaten mutluyum. Ama bugün daha da mutlu olacağım. O ayrı. Senin 3 senedir mutlu bir günün olmadı ki. Nasıl olacak o iş? Ada! Suyu kapa! Ay pardon! Valla karşım sen bilirsin. Hayat senin hayatın. Yani ben seni en iyi tanıyan insan olarak söyleyeceğimi söyleyeyim de. O özünde çok iyi bir insan. Onu hiç tanımıyorsun ki. Yan yana geldiğinizde çocuğun suratına baksaydın şu an böyle söylemezdin. Onun yüzünden ailene söylemediğin yalan kalmadı kızım. Deniz? Deniz kim ya? Ha yok sana demedim. Konuyu değiştirme hiç. Adam okul içindeyken okulu bıraktığını bile bilmiyorlar mesela. Ya karşım hadi o neyse de evlendiğini duysalar neler olur hayal edebiliyor musun? Merak etme Selin ya. Bugün her şey hallolacak işte. Deniz, Deniz buraya gel. Başlayacağım şimdi Deniz'e ya. Ada ben hala burada bekliyorum. Ben şey diyorum. Bugün nüfus cüzdanını alsın. Vatandaşlar kabul edilsin. Sonra? Sonra? Sonra her şey bambaşka olacak. Bana gerçekten evlenme teklif edecek. Önceki gibi değil yani. Belki yazılarımı şirkete götürür. Ya kızım düşünsene. Belki aynı iş yerinde çalışırız Rüzgar'la. Ay harika olmaz mı? Tamam ben hala aynı fikirdeyim. Bak onu söyleyeyim de sana. Konuşuruz sonra. Hadi görüşürüz. Ada bak. Bugün Burhan burnundan soluyor. Lütfen geç kalmıyorsun kardeşim. Tamam sakın. Tamam tamam. Hadi görüşürüz. Bay bay. Deniz. Ben gidiyorum. Dikkat et. Hadi bay bay. Görüşürüz. Hadi. Allah'a emanet ol. Anahtar. Börek. Börek. Rüzgar. Çabuk çık ya. Uf. Ay, hep senin yüzünden. Uf. Kek kabarmamış. Kek değildi o çünkü. Börekti. Ya ben 2 saat uğraştım bununla ya. Uf. Hadi üzülme. Gel bugün büyük gün 3 yıldır bu anı bekliyoruz biz ya. Hadi. Evet. İşte o yüzden bu sofranın güzel olması lazım. Şu an kahvaltımızı yapmamız lazımdı. Şişt, tamam bak tamam. Sana verdiğim sözü hatırlıyor musun? Ne yapıyorduk? Ha, hatırlıyorum şey lüks otellerden birinde masaj yaptırıyorduk. Sonra brunch falan. Aynen öyle. Bu arada brunch'a vaktimiz kalır mı? Söz veremem. Ha, Rüzgar. Hadi gel bitirelim şu işi hadi. Nereye kahvaltı? Kahvaltı?
Gel otur hadi, evet kahvaltı yapalım. Hı. Aa olmaz öyle, otursana. Ne yapıyorsun lan? Bugün bitireceğiz bu işi. Evet, evet, evet. Bugün evet. Evet. Allah'ım bugün nereye gördüm ya? Hazır mısın? Ben hazırım, sen hazır mısın? Hazırım, elimi tut. Canım karım. Kız gel. Oh, hoş geldiniz Ada Hanım. Merhaba, merhaba. Buyurun, buyurun, oturun, oturun. Hayatım. Siz de Rüzgar Bey, oturabilirsiniz. After, abode, after calling for you, izvajga, Santa Gorjga. Okay, understand. Okey, okey. Yani var ya, burada tam 6 dil birden öğrendim. Son konuştuğum dil de Bulgarcaydı. Adam Arap gibiydi ama. Karıştırma. Biz bugün buraya Rüzgar'ın vatandaşlık işlemlerini halletmek için geldik. Bugün bizim 3. yıl dönümümüz. Evet, Rüzgar Akçam. Efendim, şimdi... Açık konuşayım Rüzgar Bey. Yani benim baştan sizi gözüm fazla tutmadı. Yani buraya Arnavutluk'tan okumaya gelmişsin. Ha, okumak dışında yapmadığın iş kalmamış. Hayda bu ya. Bir sürü de bölüm değiştirmişsin. Yani tam sınır dışı edilirken de bizim ada bacı ile evlenmişsin. Ama ben okulu bitirdim biliyorsunuz. Hatta 3 aydır falan bir şirkette çalışıyorum. Fotoğrafçılık yapıyorum. Yani hem bu bizi kaçıncı görüşünüz? En çok siz şahitsiniz. Ben gerçekten... Bir dakika, bir dakika. Biz burada neler gördük Rüzgar Bey? Vatandaşlık aldığı gün boşanan mı istersin? Kaçıp giden mi? Yani hangi birini anlatayım? Hı? Evet, evet çok haklısınız ama bizim durumumuz öyle değil. Biz birbirimizi severek evlendik. Senden yana şüphem yok Ada Hanım da. Aşk olsun ama gerçekten. Ben karımı sevdiğim için, ona aşık olduğum için evlendim. Ay. Hatta başka bir zaman planlıyordum ama taksitle ben karıma bunu aldım. Size de göstermek isterim. Karıma. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bu. Adını sırmasaydım ya. Zikram. İnşallah bir gün pırlanta almak da nasip olur. İnşallah, inşallah. Evet. Biz Rüzgar Bey'e vatandaşlığı size inandığımız için verdik. Ne de olsa pırlanta gibi bir kızsın. Yani sahte evlilik yapacak halin yok ya. Haksız mıyız? Efendim, haklıyız. Biz şaka yapıyor muyuz? Hayır, bu işin şakası yok. Umarım Rüzgar Bey yanıltmamıştır bizi. Ve tabii seni de. Teşekkür ederiz Rüzgar. Çok teşekkür ederim. Bana gerçekten güvenebilirsiniz. Ben karımı çok seviyorum. Şimdi at bakalım şuraya bir imza. Çak, çak. Hadi. Ada oldu. Oldu. Olacak tabii. Ben sana demiştim Rüzgar. Şimdi her şey çok güzel olacak. Biz gerçekten... Ada ben şimdi sana bir şey soracağım. Evet, evet, evet. Ne evet ya? Ben şey soracağım. Benim pantolon vardı ya mavi. Hatırlıyor musun? Ya ben onu bulamıyorum hayatım ya. Sen gördün mü onu? Mavi pantolon. Şeydi... kirlidedir. Ha. Ütü yapacaktım, sepettedir. Eve gittiğimde, evimize gittiğimizde tamam, ben bakayım. Mekan çekimleri falan var. Tuğçe Hanım gelecek. Oo, çok işim var benim. Geç kaldım ben ya. Tamam, arabayı al. Aa, olmaz. Hayır. Bunu kabul edemem. Yani benim karım yürüyecek, ben arabayla mı gideceğim? Olmaz. Rüzgar. Gel bakayım buraya sen. Hadi ben kaçtım. Tamam mı? Tamam. Ada, sabırsızsın kızım, sabırsız. Çocuk kapının önüne mi yüzük takacak sana? Akşam gelecek belli. Tamam, akşam bekleyelim. Selim'cim.
Ne sevincim ne? Neredesin sen? Yoldayım, geliyorum. Uçuyorum, uça uça. Geldim. Hiç gelmeseydin yani. Ya vallahi bak bu kadar sıra olacağını bilmiyorduk, yemin ederim ya. Of kızım, zaten Burhan 5 dakikada bir tepeme dikiliyor. Nerede bu, nerede bu? Çok ha geliyor, ha yolda demekten canım çıktı. Çok haklısın, çok haklısın. Ama bugün benim en mutlu günüm, tamam mı? En mutlu günüm bugün. Şu kulüp sahne bir çalayım artık. Rüzgar vatandaşlığı aldı. Oh, as bayrakları as. Ülkemiz bugün güzide bir hırt kazandı. Alınıyorum ama. Neyse, al şunu. Ha. Aldı diyorum vatandaşı. Aldık, bitti, bitti. Eskisi gibi olmayacak hiçbir şey. Geç kaldık, hadi. Rüzgar vatandaşı aldı millet. Vatandaşı aldı. Aynen abi. Bu sondu. Vallahi bak bu sondu. Bir daha seni zor durumda bırakmayacağım. Biliyorum, yük oluyorum sana. Karşım ben onu mu diyorum ya? Diyorum ki şu 3 senedir Rüzgar için yaptıklarına bir baksana. Ya girip çıkmadığın iş kalmadı. Tavuk. Tavuk tavuk, gezen tavuk. Tavuk yer miyiz? Oradan da 3 gelir, buradan da 5 gelir. O doğalgazı, bu elektriği. Rüzgar efendi? Korkuyor. Ya kızım, paraladın kendini, paraladın. Neymiş efendim? İlk aşkınla evlenmezsen hayatın sonuna kadar mutsuz olurmuşsun. Ay saçmalık. Öyle, öyle çünkü. Aman tamam, neyse, benim dilimde tüy bitti. Rüzgar benim ilk aşkım. Gerçek aşkım. Ben onu ilk gördüğüm anda anladım bunu. Bir yürüyüşü vardı. Böyle salına salına. Ay. Ne habersiniz? İyi. Nasıl gidiyor? Ne güzel olmuşsun. O kadar ulaşılmazdı ki. Sakın dedim Ada. Sakın kızım. Sakın aşık olma dedim. Çünkü olmaz. Olmayınca da sen... İlk aşkınla olmazsan ya da seni terk ederse hayatın sonuna kadar mutsuz olursun. Ya biliyoruz bunları artık kardeşim. Öyle. Hı. Ama sonra bir mucize oldu. Evet hanımlar, bana ayırdığınız vaktin sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Ülkeme geri dönüyorum. Aa, gitmek zorunda mısın Rüzgar? Hayatım, gitmezsem kaçak durumuna düşeceğim. Yani gitmek zorundayım. Hiç yolu yok mu? Yani kalman için. Bir yolu var. Ne? Eğer içinizden biri benimle evlenirse vatandaşlık alabilirim. Evlenmek. Evlenmek. Evlilik. Tabii, hayat işte. Belki bir gün gerçek aşkı bulursunuz. Bir çocuğunuz olur. Adını Rüzgar koyarsınız. Bir rüzgar var da esti geçti ama adı kaldı dersiniz. Böyle mavi, masmavi gözleri olur. Hayat tabii yani, belli olmaz. Ben seninle evlenirim. Ada. Rüzgar. Ada masaya niye çıktın? Ha, boş ver şimdi masayı. Evlenelim biz, ha? Ciddi misin? Yani, istersen. Ada. Ben seninle evlenirim. Ama böyle olmaz ki. Böyle güzel güzel sohbet ediyorsunuz ama kuru kuru. Çay kahve ne getireyim? Biz birlikte çapı çıkarmıştık. Hemen geliyoruz Burhan Bey. Derhal içeri. Ada, Bora Bey'in masasına sen bakacaksın. Çok önemli bir müşteridir. Hadi hadi hadi. Para ödüyorum ben size. Ağaçtan toplamıyorum. Şş, yüksek yüksek geldi yine ya. Şu bana taktı kafayı. Bora kim? Ay ne bileyim ya. Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun. Siz de iki geliyorum, bir hemen bakıyorum ne kadar. Borcum diyorum, ne kadar? Anlamadım. Vallahi biz de anlamadık. Garson kız. Kaç dakika oldu sen geleli? Sen gelmeden 5 dakika önce gelmiştim. Yani 20 dakika oldu. 20 dakika oldu. Ben de 15 dakika önce geldim. Yani yaklaşık yarım saattir burada bekliyoruz. Garsonlara el kol yapıyoruz. Biri hemen geliyorum diyor, biri bakıyorum diyor. Sizde sistem böyle mi gidiyor? Yani müşteriyi ne kadar sinirlendirirseniz, ne kadar bekletirseniz o kadar prim mi alıyorsunuz hanımefendi? Yok beyefendi, kusura bakmayın. Biraz yoğunluğumuz var, görüyorsunuz. Tüm hesaplarımı da kapattım. Ne yapalım? Alkışlayayım mı seni? Ben açım biraz. Bırak, bırak. Sen bize ne yap biliyor musun? Sen bize 2 tane bol etli bir tabak yap. Dana, sosis, sucuk, salam, jambon, döş. Her şeyden koyun, tamam mı? Yalnız bütün etler az pişmiş olsun. Sucuğu pişirmeyin, çiğ seviyorum. Yanlış anlama, ben senin profilinden vegan olduğunu biliyorum.
Ama bak, bir ilişkide ortak damak zevki olmazsa olmazdır. Öyle mi değil mi? Öyle mi değil mi? Öyle. Ha. Yani eti ve sucuğu bilerek pişmemi söylüyorum ki etin tadını daha iyi alabilirim. Kanlı kanlı. Değil mi? Uyar mı sana da? Uyar, uyar. Hiç sıkıntı yok. 20 yıldır da ilk kez et yiyeceğim. Çok heyecanlıyım. Bence bu veganlar, vejeteryanlar gerçek bir hayvan düşmanı. Sen hayvanın otunu ne yiyorsun ya? O hayvancağız ne yiyecek? Ha? O hayvancağız, söyle bana. O hayvancağız ne yiyecek? Bana bak, bana. Yani sen, yani siz, sizler bu döngüyü neye bozuyorsunuz? Döngü? Döngü. Bak, çok güzel bir soru sordun. Açıklıyorum, dikkat edin. Hayvan otu yiyecek. Ben hayvanı yiyeceğim. Sonra ben öleceğim, ne olacak? Ne olacak? Ben öleceğim, toprak beni yiyecek, değil mi? Sonra ne olacak? Ben toprakta ota besin olacağım. Ota besin olacağım, ne olacak? Otu kim yiyecek? Kim yiyecek? Ben mi yiyeceğim? Hayvan yiyecek otu, değil mi? Hayvan otu yiyecek. Bak ne yaptık? Başladığımız yere geri döndük, değil mi? Anladın mı döngüyü? Anladım. Ben bir son şeylerinizi alayım. Siz bize 2 tane yumurtalı salata. Tamam. Yalnız öyle 100 gram değil, 2-3 tane koymayın ha. Bol bol yumurta koyun. Türüf rendesi. Bir de üzerine türüf rendesi istiyoruz. Mümkünse beyaz olsun. Beyaz güzeldir, iyidir. Hanımefendi, isterseniz sizin salatanıza yumurta koydurmayabilirim. Böyle bol yeşillikli bir salata yaptırabilirim. Yok, beyefendininki gibi olsun. Aldın mı cevabını? Adama bak ya. Tersin ne oldu? Ya şu Bora mıdır nedir ne zıkkımsa. Böyle artist artist hareketler, böyle bir tavırlar. Aa. Vegan kadına çiğ sucuk yedirecek manyak herif. Allah Allah. Kadın da ağzını açıp tek kelime etmedi. Saçma sapan ne insanlar var ya. Böyle erkek mi o? Sığırcık. Bak ben bu kadın erkek meselelerinde acayip hassasım. Yani kadın dediğin kadınlığını bilecek. Erkek dediğin de erkekliğini. Yoksa kimlik çıkar. Kavgalar, savaşlar, gürültü, patırtı falan filan. Yani uzun lafın kısası, kadın erkeğine itaat edecek. Yani ben böyle isterim en azından. Kesinlikle katılıyorum. Çok haklısın. Bence de haklıyım ya. Şu etlerin güzelliğine bakar mısın kanlı kanlı ha? Çok güzel değil mi? Yok. Anlamadım, bir şey mi dediniz? Salatanız afiyet olsun. Neyse, bak. Ben evliliğe karşı değilim. Hatta bir an önce evlenmek istiyorum. Aa, ne tesadüf. Ben de evlenmek istiyorum. Yalnız ben sıkıntıya gelemiyorum. Anladın? Anlamadım. Ben sana açıklayayım. Bak, erkekler tek eşli olarak yaratılmış varlıklar değildir. Yani evliliğin ön koşulu, ilk kuralı kadının bu gerçeği kabullenmesi. Bak, ben böyle bir kadını evimin hanımı, çocuklarımın anası, gönlümün sultanı başımda tacı yaparım. Ama fakat mamafi, eğer bunun tam tersi olursa cezasını da kesmeyi biliriz. Yani şiddet de doğamızın bir parçası en neticesinde, değil mi? Yani öyle mi değil mi? Öyle mi? Öyle, öyle. Ay Allah'ım, şunu beyninden aşağı dökülmek için bana biraz sabır ver. Pardon, garson kız ne yapıyorsun? Kahveye mi ısınıyorsun? Kahveniz buyurun, afiyet olsun. Evet, kesinlikle katılıyorum. İnsan doğasından gelen şeyleri kabul etmeli bence. Kızım ne oldu? Ada Hanım, masa 20 için siparişi hazır. Ada Hanım. Geç. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ben hayatımda bu kadar terbiyesiz bir adam görmedim ya. Yok efendim, erkekler tek eşçi olamazlarmış. Yok doğalarına aykırıymış falan. Öküz. Sana demedim. Herkes sanki senin gibi mi? Bora Bey'in üzerine kahve dökülmüş. Boşta olan kimse yok mu? Ada, nereye? Burhan Bey, şey... Hemen o elindekileri servis ediyorsun, sonra da gidip Bora Bey'e yardımcı oluyorsun, tamam mı? Yok, benim işim var, başkası ilgilense. Zaten geç gelmelerini iyice canımı sıkmaya başladık. Bir de onu yapmam, bunu yapmam. Hemen gidip Bora Bey'e yardımcı oluyorsun. Emredersiniz. Burhan Bey, eminiz olur. Gençliğimin katilisin Burhan. Bak kahretsin ya.
Buyurun. Şey... Leke için bir şey istemişsiniz. Evet. Tuz ruhunu istemişim leke için. Kesin çözüm. Sağ ol, teşekkürler. Lekeyi çıkarsam yeter. Alev almama gerek yok. Yeter olsun. Anlamadım. Allah korusun diyorum. Yanmayın nazallah. Yapamayacaksınız. Gelin şöyle ben yapayım. Siz belli beceremeyeceksiniz. Alayım ben lütfen. Şu düğmenlere bakar mısın ya? Ulan Bora. Ulan Bora. İşte. Az önceki hanıma insan gibi davransaydınız. O hallediverirdi şimdi. Müşterileri mi dinliyorsun sen? Sağ değilim beyefendi. Yanımda konuşulunca duyuyorum. Sığır da değilim ki. Duyarsız kalayım yapılan sığırlıklara. Sığır mı? Siz bana sığır mı dediniz? Bana bakın bana. Bana siz sığır mı dediniz az önce? Buyurun. Gömleğiniz. Teşekkür ederim. Çamaşır suyu çıkarttı lekeyi. Ama vicdan lekesini ne çıkarır o daha icat edilmedi. Hadi bak gelsene sen. Gel gel. Bıraksana be kolumu. Bana bak. Herkesin içinde laflarına dikkat et. İnsanlar yanlış anlayacaklar. Bir itibarım var benim. İtibar parayla olmuyor maalesef. İnsan olacaksın önce insan. Onun iki şartı da karşındakine insan gibi davranmak. Bora Bey bir sorun mu var efendim? Ada ne oluyor burada? Hanımefendi bana insanlık dersi vermeye çalışıyor. Anlayıp dinlemeden. Hemen gidip eşyalarını topluyorsun. Kovuldun. Ama Burhan, pardon Burhan Bey. Ben bir şey yapmadım beyefendi. Sana derhal burayı terk et dedim. Tamam tamam. Götürecek bir şey yok. Bunu yaptıklarından gına geldi. Sizlik bir şey yok. Burhan Bey, kovmanızı gerektiren bir durum olmadığını söyle. Sana ne? Sana ne? Beni savunmak sana mı düştü? Pis maço. Bir insan bozuntusu. Sığır! Kaba adam! Sus! Sizi çekil konuşma! Sığır, sen kimsin? Sen insan mısın? Ben sana insanlık dersi vereyim, ha? Sen kimsin ki? Ya kızım bir dur, o iş öyle değilmiş. Sen gittikten sonra açıkladı adam. Röportaj için rol yapıyormuş. Of, Selin, bana o adamdan bahsetme. Böyle tüylerim diken diken oluyor. Tamam da ne yapacaksın şimdi? İş durumu diyorum kızım. Bilmiyorum. Tek bildiğim ben 3 yıldır bugünü bekliyorum. O sığır yüzünden bunun mahvolmasına izin vermeyeceğim. Fırsat mı fırsat? Hazır işten erken çıkmışken. Rüzgar'ı ziyaret edeyim diyorum. Öğle yemeğine çıkacaklar birazdan. Sürpriz yapmış olurum ona. Ada ne yapıyorsun orada? Daldan dala konuyorum teyze. Daldan dala konma teyzeciğim düşersin iyi. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Bu dala konacağım. Şuna konarım. Belki buraları da konabilirim. Bakacağım duruma göre. Ay daldan dala konacağım diyor bu ya. Bu kadar eşyamı hayal ediyor lan. Ada in aşağı. Teyzenin şekeri çıkacak. Ada in aşağı kızım, ada in aşağıda. Ada Allah aşkına in bak beni oraya getirtme. Ne zaman uyanacak acaba ya? Nergis kalk artık. Teyze bu senin için. Bak şimdi. Teyze hoş. Ada ben çok kötü bir rüya gördüm gece. Vallahi neyse aradın ya içime su serpildi. İyisin değil mi? Hayır olsun teyzem. İyiyim ben iyiyim. Bir şeyim yok. Hem rüyaların tersi çıkarmış derler. Teyze ben şey diyeceğim. Yanıma gelir misiniz İstanbul'a hafta sonu? Hayırdır? Ne oldu sen iyi misin? Kuzum iyi misin? Doğru söyle. Yok teyze yok ne olacak? Ben sizi özledim. O yüzden diyorum. Gelirsiniz değil mi? Hem... Benim size söylemek istediğim bir şey var. Geliriz. Geliriz tabii de. Tamam. Tamam teyzeciğim. Ben şimdi araba kullanıyorum. Bir arkadaşa sürpriz yapacağım. Sonra konuşuruz tamam mı? Çok öpüyorum. Evdekileri selam söyle. Görüşürüz teyzeciğim. Bay bay.
Ah Güneş'im, canım benim. Beni mahcup etmiyorsun, aferin sana. Ay kıyamam ya. Çalışmaktan telefonuna bile bakamıyor. Çok sevinecek beni gördüğüne. Kıyamam. Rüzgar. Bir hava alalım ya, değil mi? Aa geldi seninki. Kim benimki? Tuğçe. Ali. Nasıl bir şey? Kuzen bu nasıl olur? Ben yani Tuğçe sana yazıyor. Ben eminim bundan ya. Bir daha bunu söylersen kalbini kırarım demiştim değil mi? Ofiste böyle şeylere tahammülüm yok biliyorsun. Ayrıca Tuğçe'den bahsediyoruz. Kaç yıllık arkadaşım? Kaç yıllık arkadaşım? Önemli mi şimdi bu? Yani söylemeden edemeyeceğim ben. Böyle bir şey beklemiyordum aslında ama. Hı hı. Çok uzun zamandır hayalini kuruyorum. Neyin? Seni öpmeni. Kaçamadım. Bahtımdan kaçamadım. Sonsuza kadar mutsuz olacağım. Sonsuza kadar. Çok acayip ya. Niye anne fren yapıyorsun? Niye? İyi misin? Yine mi sen? Allah'ım ne günüm işledim ben. Yine sinyorsun beni. Araba çağırın hemen bir tane çabuk. İyi misin? Duyuyor musun beni? Nereni vurdun? Allah kahretsin. Kaza mı? Trafik kazası. Bilinci kapalı. Başına darbe aldı mı? Ani fren yapınca arkadan çarpmak zorunda kaldım. Yanına gittiğimde başı direksiyondaydı. Vitallerini alalım hemen. Hanımefendi. Beni duyuyor musunuz? Duymuyor. Tamam. Tomografi alalım hemen. Beyefendi siz burada kalın lütfen. Üff Tuğçe. Nasılsın? İyi misin? Doktor hanım durumu nasıl? Önemli bir şey yok değil mi? Başına aldığı darbeden dolayı nöroloji tetkik etti. Ama rahat olun, eşiniz gayet iyi. Eşim değil. Ah çok pardon. Ada Hanım, darbeden dolayı alnında ufak bir şişlik vardı. Hemen oraya müdahale ettik. Kendisi bizi biraz zorladı ama bir miktar da sedatif verdik. Şimdi etkisini gösterecektir, rahatlatacaktır onu. Tabii bu gece yalnız kalmasın. Araç kullanması da yasak. Çıkabilir mi yani? Tabii çıkabilir ama gece baş ağrısı falan olursa mutlaka getirin lütfen. Bir şey sorabilir miyim? Acaba bu gece burada kalsa, dinlense, kafası açılsın, sabah da çıksın gitsin olmaz mı? Hiç gerek yok. Tüm tetkikleri yaptık. Kalmasını gerektirecek bir durum yok. Tamam. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Tamam kardeşim. Ben de. Aldım başıma belayı. Aman aman ne kadar da merak ettin sen beni. Gözlerim yaşardı. Gerçekten almayacağım şimdi. Korkma.
Şikayetçi olmayacağım senden. Aa, şikayetçi olmayacak mısın? Olmayacağım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Lütfettin. Aniden fren yapan senden hatırlatırım. Ne yapmaya çalışıyordun? Hı? Aklın neredeydi acaba? Anlaşıldı tabii. Ne anlaşıldı? Bir şey boşver. Ne anladın acaba? Gel buyrukla. Ne alaka ya? Ben insanları iyi tanırım. Yani hayatım böyle kazanıyorum. E sen medyumsun. Desene baştan. Yazarım. Hatta dur tam medyum sen. Sen yeni terk edildin. Yok, 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 yok. Hayır, sen... Sen aldatıldığını öğrendin. Sana bir söyleyeyim mi? Geçecek. Gerçekten. Hepsi geçecek. Geçecek. Çok sağ ol ya, çok sağ ol. Ne doğru bir tespit. Bak... Erkekler bir ilişkiden çıktıktan sonra acayip rahattırlar. Kadınlarsa görüldüğü üzere çökerler. Çünkü o adamı gözlerinde büyütüp olmadığı bir yere koymuşlardır. Ama birkaç ay sonra kadın kendini toparlar. Gerçekleri görmeye başlar. Bu sırada hayat boşlukları doldurur. Yani üzülme sırası kime gelmiştir? Erkeğe gelmiştir, değil mi? Bitti mi? İnan şurada şöyle kalıp... Saatlerce sabaha kadar senin aşk hakkındaki teorilerini dinlemeyi çok isterdim ama evden beklerler. Gideceğim. Bak bunlar teori değil. Çünkü aşk diye bir şey yok. Aşk diye bir şey yok. Evet yok. Aşık olmak için bir kalbe bir de duygulara ihtiyaç var. Sizde de o olmadığına göre çok haklısınız. Ay. Ne yapıyorsun şu anda? Eve gidiyorum. Müsaaden var mı? Ben bırakırım seni eve. Yok yok yok. Bak ben de meraklı değilim seni evine bırakmaya. Ama madem bu kazaya beraber karıştık en azından eve girdiğini göreyim gözlerimle. Malum saat geç oldu. İstemez sağ ol. Hastaneye getirdin yeterli. Gerekirse eve kadar yürürüm ama seninle gelmem. Okey. Sen bilirsin. Ay. Ah. Bak, bu benim kartım. Eğer bir şeye ihtiyacın olursa. Biz de böyle net. Bu arada doğru söz siyah. Portalımızı biliyorsun. Ah. Biliyorum. Biliyorum, bilmez miyim? Çok yakından biliyorum hem de. Bora doğru söz. Evet benim. Sen her şeyi muhalefet yazılar yazan deniyor değil misin? İnsanları şimdi böyle konuşmazsan rica ediyorum. Ama öylesin deniyorsun sen. Evlilik hakkında saçma sapan şeyler yazıyorsun. Beni bir dinle. O pis dilini aşka uzatıyorsun. Ya sen de dinlememek kronik bir hastalık mı oldu acaba? Bak o restoranda gördüğün adam ben değildim. Yani bendim ama bir röportaj yapıyordum. Yeni yazılısım için tamam mı? Rezil. Bana bak, ben kimseye şirin görünmek için karakterimden ödün verecek bir adam değilim, tamam mı? İnanmadığım şeyi de kutsayamam. Dürüstlük, bilir misin? Dürüstlük. Denyo'nun yeni adı dürüstlük mü o? Bana Denyo deyip dur. Ama öylesin, Denyo'sun sen. Ya çık git, hadi git, git, git. Seni de, senin kartını da, adını da hayatımda istemiyorum, tamam mı? Çık git. Anladım ben senin derdini. Bak biz ne yapalım biliyor musun? Doktoru çağıralım, seni bir kez daha bir tomografi yazsınlar. Belli ki kafanda bir hasar oluşmuş senin. Gayet iyiyim ben, gayet iyiyim. Sen çekilebilirsin lütfen. Hadi defolun lütfen, defolun, defolun. Kapı orada, hadi defolun. Çatlaksın sen. Ben değilim, sağ olun. O sizin çatlaklığınız. Defolun, defol. Bana bak. Gider misiniz artık? Ne halin varsa gör. Lütfen, teşekkürler. Tövbe tövbe, tövbe tövbe. Sinirim bozuyor ya. Ay. Ay. Yürüyemiyorum. Ay. Ay istansiyonumu çıkarttı pis. Küs. Pardon. Pardon. Bir uzun boylu bir hasta bakıcı vardı az önce burada. Bir iki dakika kapıya kadar atsa olur mu?
akıllı beni bulmaz, deli Nader bulmaz. Hiçbir işimi halledemedim ya. Aman aman aman. Aman 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 aman. Buyurun. Teşekkür ederim, sağ olun. Tamam kardeşim, bundan sonra sen de. Rüstem, kusura bakma, bir yanlışlık olmuş. Eyvallah. Ne yapıyorsun ya? Kolay gelsin. Ne yapıyorsun sen? Dayı! Dayı! Gitti. Ne yapıyorsun? Bıraksana beni. Bırakacağım seni. Bırakacağım ama evine. Ondan sonra da umarım bir daha asla görmeyeceğim. Başına bir şey gelecek, benim üstüm kalacağım. Ya yavaş! Ay. Bana ne içirdiler ya? Benim niye hala başım dönüyor ya? Hayatım boyunca mutsuz olacağım. Efendim? Sonsuza kadar mutsuz olacağım. Ne oldu, bir yerin mi ağrıyor? İyiyim. İyiyim. Sen nasılsın? Sorun da kapat. Aynı fikirdeyim. Gözlerin şaşı bakıyor, ayakta duramıyorsun ama çat çat cevap vermeye devam ediyorsun. Bravo. Ay. Ne oluyor? Düşündüğüm şeyi yapmazsın umarım. Ah, Cem. Cem, açıyorum Cem hemen. Sakin ol. Sakin ol, tamam. Sakin ol. Sağ çekiyorum. İyi misin? Ay kuşum. Ay midem bulanıyor. Ay. İyi misin? Gel, gel. Gel hadi. İyiyim, bir yalandan panik yapma. Kusmam arabana, merak etme. Ben mi dedim sana beni eve bırak diye? Kendin yalvardın. Ya sabır. İner misin? Bir hava al, bir sakinle. Sonra da evine bırakacağım seni. Hadi, hadi gel. Dur, dur. Çek elini ya. Aa, çekil, çekil. Çık. Peki. Tamam, hadi in bakalım. Ay. Bir kere daha dene. O zaman sen böyle bana bir azıcık destek olursan ben... Tamam, ben sana azıcık destek olacağım. Gel. Gel bakalım. Gel, gel, gel. Gel, gel bakalım. Tamam. İyi misin? Ay, iyiyim. Tamam, bak ben şimdi kapıyı kapatacağım, tamam mı? Kapatıyorum kapıyı. Sen ağırlığını bana ver. Sakın üstüme kusma. Tamam. Kusma mı? Şuraya oturalım mı, ister misin? Bir hava alırsın biraz. Olur mu? Olur, olur, olur. Tamam. Hadi bakalım. Gel, bir. Hoppa, tamam. Tamam, üstüme. Niye dönüyor bu başım benim? Geçecek. Of. Geçecek, merak etme. Of. Geçecek. Tamam. Bak şu an oturacağımız yere geldik. Tamam mı? Şimdi bir, iki, üç diyeceğim, oturacağız, tamam mı? Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Aferin. Tamam. Tamam. Şimdi derin derin nefes al. Evet. Bir kez daha. Çok güzel. Tamam. Bravo. İyi misin? Başın dönüyor mu hala? Yok, yani yok. Daha iyiyim. Güzel, tamam. Su ister misin? Su getireyim mi? Su. Su. Su olur. Tamam, getireyim. Geliyorum hemen ben. Hayallerimin, umutlarımın üstüne koca bir bardak soğuk su çok güzel olur. Buz gibi, lıkır lıkır. Çattık ya. Hadi gel. Gel, tamam, tamam, tamam. Tamam. İyi misin?
Yani... başım falan dönüyor olabilir. Evet. Böyle sen... böyle tam sana odaklanamıyor da olabilirim. Hiç sorun değil. Ama ben her şeyin farkındayım, tamam mı? Evet, farkındasın. Tamam, dur. Şöyle yapalım o zaman. Her şeyin farkında, farkında gidelim hadi. Hadi gel. Hadi Ada. Ada. Geldik, hadi. Şey, 5 dakika daha mı? 5 dakika daha mı? Ada geldik, hadi gitmen lazım artık, hadi. Hiç rahat yok, ay. Bir gündü galiba. Gelir gelmez uyumuşsun. Ne zamandan beri var? Anlamadım. Ben de anlamadım. Belki de anlamalıydım. Safım. Salam. Ya da aşığım. Sence hangisi? Ada, iyi misin? O kadın ne zamandan beri var Rüzgar? Hangi kadın? Hangi kadın? Sokağın ortasında dudaklarını yapıştıran kadını diyorum. Ne zamandan beri var? Bak adacığım, yanlış anladın aslında. Ben sizi gördüm. Ben sizi gözlerimle gördüm. Sadece ben değil. Oradaki onlarca insan da gördü. Neden? Tamam bak, ben de zaten bu konuyu konuşmak istiyordum. Bu konuyu konuşacak mı? Evet, bu konuyu konuşmak istiyorum. Sana yazıklar olsun ya. Sana gerçekten yazıklar olsun Rüzgar. Sen bana bunu nasıl yaptın? Sen benim gibi bir kadına nasıl yaptın Rüzgar? Al işte bak. Tam da bunu söyleyecektim, biliyor musun? Ne? Sen yaptığın bütün iyiliklerde beni ezdin. Ne yaptım, ne yaptım? Ezdin beni. Ezdin mi? Evet. Üste çıkmanın da böylesi ya. Ya Ada, bu kadar iyi olmak zorunda değilsin. Bu kadar sevgi kelebeği olmak zorunda değilsin. Sabah kuşuna, kedisine yemek vermek, benim için 3-5 işte birden çalışmak. Herkesin sevgilisi Ada. Ada dünya tatlısı. Ada candır, can. Ya Ada, o kadar iyisin ki kendimi kötü biri gibi hissediyorum. Anlamıyor musun? Konuşma. Konuşma. Ben hayatımda bu kadar aptal diye bahane duymadım. Konuşma, sus. Tamam, konuşmayalım. Zaten konuşacak bir şey kalmadı. Konuşmayalım. Okey, konuşmayalım. Bu kadar yani, öyle mi? Bu, bitti, bu. Kızım, konuşmayalım diyen sensin. Bağırma bana. Bağırma. Gideyim mi? Gitmişsin zaten. Adacığım bak, benim için yaptıklarına minnettarım. Ama zaten olmayacaktı, başından beri belliydi yani. Ne buldun onda? Duymak mı istiyorsun? Duymak istiyorum. Tamam. Sana karşı dürüst olacağım. Sen bana karşı dürüst olacaksın. Dinliyorum. Senden daha alımlı. Daha yetenekli. Başarılı, güzel,
Yani bana kendimi erkek gibi hissettiren bir kadın. Okey? Ben sana kendini ne gibi hissettiriyorum? Benimleyken ne hissediyorsun? Ada, biz 3 senedir ayrı odalarda yatıyoruz. Sen benim kardeşim oldun, dostum oldun, sırdaşım, ailem, ablam, sevdiğim kadın haricinde her şey oldun. Yani bak benim de planlarımda böyle bir şey yoktu. Gerçekten ben seninle beraber yaşar gideriz diye düşünüyordum ama karşıma öyle bir kadın çıktı ki Ada. O çıkmasaydı başkası olmayacaktı sanki. Olmayacaktı. İnan bana. Olmayacaktı. Çık git bu evden Rüzgar. Üzgünüm. Gerçekten. Üzgünüm. Gel buraya, gel. Gel. Aa, bunun dilinde kalmış biraz ya. Süreyim mi ekmeğe? Ay yok, istemiyorum. Kızım tamam, hadi artık ağladım, bitti ya. Bak, kardeşim, seni üzen biri için değmez bu kadar üzülüp aşk acısı çekmeye ya. Kız sadece aşk acısı değil diyorum sana. Ailemin kara bahtı geldi, buldu beni. Kaçtım, kaçtım, kaçtım. Sonunda yakalandım, kaçamadım. Ada, bir şey yok canım. Bak hurafe bunlar, yok ya. Var, var, sen bilmiyorsun, var. O yüzden sana delille ispatlı geldim, anlatacağım. İyi, ispatla. Hı. Başlıyoruz. Bismillah. Büyük büyük ninem Nazikdar. Bakayım. İlk aşkı Afyonlu tüccar, düğün günü takı yüzünden bir de bir şeyden kavga çıkarıyor, kadını terk ediyor. Sonra mutsuz oluyor, hiç kimseyle mutlu olamıyor. Tabii o zamanlar anlamamışlar ne olduğunu. Ta ki anneannem Türkan,
O da... O neydi? Aa, o büyük olay. Bu düğün günü. Hani böyle kasabalara eskiden böyle kumpanyalar, şeyler düzenlenir, oyuncular gelir falan, tiyatrocular. Oraya gelen oyuncuyla evleneceği adam düğün günü kaçıyor. Oha, tiyatro oyuncusuyla mı kaçmış? Bomba hikayeymiş bu ha. Tebrik ederim. Oyuncu işte bak, kandırmış, kaçırmış. Öyle yani. O da hiçbir zaman mutlu olamamış. Aa, Gül teyzem bu ya. Ay ne kadar güzel rahmetli. Annem çok güzel, çok evet. Onu da ilk aşkı terk etmiş. Abla kapatıyoruz artık. Sonra babamla evleniyor. Babam da beni doya doya kucağına bile alamadan sizlere ömür. Allah rahmet eylesin kardeşim. Amin. İlk aşkınla evlenmediğin zaman böyle sonsuza kadar mutlu oluyorsun. Ha, bunun en iyi ve en yakın örneği... Küçük teyzem Yasemin. Kıyamam. Bunu anlatmam lazım. Evet. Şimdi... ilk aşkını buldu. Her şey çok güzel. Birbirlerini seviyorlar, aşıklar falan filan. Düğün günü, tamam mı? Her şey hazır, düğüne gidildi. Ben küçüktüm. Hayal meyal hatırlıyorum böyle. Memur sordu. Kabul ediyor musunuz dedi. Teyzem evet dedi. Kapı bir açıldı, dışarıdan 9 tane çocuk. Bir tane kadınla koşa koşa gittiler, adamın bacağına yapıştılar. Adam evliymiş ya. Ama teyzem yılmadı. Hı. Bir daha denedi. Hı. Gitme ben! Gitme! 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 Bir daha denedi. Hı. Arda! Gelme. Koşma Arda! Beni bırakıp gidemezsin! Gidemezsin kurban oğlum! Arda! Arda! Ay benim teyzem hep terk edildi. Yalnız Yasemin ablaya bak ya, bayağı Amazon çıktı kadın. He, ama dur dur, bir kişi bu ailenin kara bahtını yenmeyi başardı. Hah, bak ağzına yakaladın. Hep kötü olacak değil ya, var işte bir tane iyi. Var var, dur hemen sana göstereceğim şimdi. Burada. Enişten niye diz çökmüş? Dalga geçmesin ne kızım? Boyu biraz kısa sadece. Enişten benim aslan gibidir aslan. Böyle. Yani kadın mantığını kullandı. Beni seveni severim dedi. Mantığını kullandı, evlendi. Sonunda mutlu oldu mu? Oldu bak. Oh mis gibi. E zaten mantık kalbe söz geçirebilse dünya nüfusunun %99.9'u mutlu olurdu değil mi? Ya. Ooo. Karışım benim. Ay teyzem arıyor. Tut şuna tut tut tut. Tut. Rüzgar'la evli olduğumuzu sakın ağzından kaçırma ha. Teyze. Gitti. Gitti teyze gitti. Yok bitti. O da güzel kızım, bak sürekli bozuk plak gibi aynı şeyi tekrar ediyorsun. Sen bir dur, bir sakin ol. Baştan anlat bakayım şunu. O daha güzel dedi. Akıllı dedi. Zeki dedi. Başarılı dedi, gitti. Ya Yasemin teyzem, benim işte vardır bir hayır diyorum ya. Sen de söyle Allah aşkına. Sen bir sus kızım. O iş öyle değil yavrum. Kızlar, ben tavanı görüyorum. Ay. Şahit. Teyze. Bak kızım, ağlamanın, dövünmenin bir faydası yok, tamam mı? Aynen, ben de onu diyorum. Selin, sen bir sus kızım. Ada. Güzel kızım benim, canım yavrum. Bak erkekler... Büyümez erkeklerin sadece sakalı bıyığı çıkar. Sonra da dışarıdaki birinin peşine takılırlar, öyle giderler. Evet. O kız ne yapmış? Ne yapmış? O kız büyülemiş Rüzgar'ı. Büyü, büyü yapmış, büyü yapmış, evet. Ada benim güzel kızım. Benim canım. Sen bizim neler yaşadığımızı en iyi sen biliyorsun ha. Sen bahtsız kadınlar ülkesinde büyüdün benim canım yavrum. Vay evet. Sağlam yapmış ama. Ya Yasemin teyzem, siz de hiç evlenmediniz ama yani yaşıyorsunuz işte bir şekilde. Hey git. Sen bir de gel bana sor onu. Ben bir dönem de sen çok şey yaşadım. En son terk edildiğimde ablamın şekeri 400'e çıktı. Kadın benim yüzümden şeker hastası oldu. Bak bu ada var ya, Nergis ablamın kıymetlisi. Gül ablamın emaneti bize ya. Vallahi bu ablamı kalpten götürür ha. Tepede. Allah korusun. Tepe 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 tepe. Tepe 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 de. Aa. Allah korusun. O yüzden ne yapıyorsun? Ayağa kalkıyorsun, savaşıyorsun yavrum. O kadın erkeğini elinden mi aldı? Sen gidiyorsun, o erkeği elinden alıyorsun o kadının. Alayım, nasıl alayım? İnine gireceksin yavrum.
İnine. İnine gireceksin. Selin sen sabahtan beri boş boş konuşuyorsun kızım. Şimdi niye bir şey söylemiyorsun? Ha? Sen arkadaşının mutlu olmasını istemez misin yavrum? Ya Yasemin teyzem isterim tabii. İster, ister, ister. İsterim Yasemin teyzem, isterim. İster, tabii ki de. Herkes bende mi? Herkes bendeyse anlatıyorum. Birinci adım. Ada, kuzucuğum. Alo, teyzeciğim. Ada, ben de seni arayacaktım. Biliyor musun, böyle içimde bir huzursuzluk var. İyi oldu sen aradın. Her şey yolunda mı? İyiyim teyze, iyiyim. Ne olacak ki? Her şey yolunda, hiç merak etme. Siz nasılsınız? İyiyiz. İyiyiz işte, yarın yola çıkacağız. Heh, ben de tam onun için aramıştım. Teyze, siz yarın gelmeyin. Hayırdır, ne oldu? Benim bir arkadaşım Tacikistan'a gidiyor da ben onun yerine mesaiye kalacağım bu hafta. O yüzden siz haftaya gelin. Tacikistan'a. Tacikistan. Evet. Siz haftaya gelin teyze. Daha rahat olur. Ben sizle ilgilenirim. Şimdi gelirsiniz, ben sizi görürüm falan. Çok üzülürüm. Aklım sizde kalır. Evde yalnız ne yapacaksınız? Öyle. Haftaya gelin. Tabii canım, tabii. Biz haftaya geliriz. Hiç problem değil. Sen canını sıkma. Tamam teyze hoş. O zaman öpüyorum ben sizi. Evdekileri selam. Hürmetler. Öpüyorum teyze hoş. Görüşürüz. Bay bay. Söz teyze. Söz bu sondu. Bir daha sana yalan söylemek zorunda kalmayacağım. Bitti, bu sondu. Merhabalar. Kolaylıklar dilerim. Ben Bora Bey'le görüşecektim. Yani? İş var burası. Buyurun benimle gelin. Gelin. Masadaki formları doldur, sırayla alacağız içeri. Merhabalar. Merhaba. Formumuzu alalım. İyi olan kazansın değil mi? Evli misin yoksa? Evet, ne oldu ki? Geçmiş olsun pap. Nereye gidersen git, önce bekarlar tercih edilir. Kocaymış, çocukmuş, çalışanın ayağına dolanır diye istemez patron. Maaşla mı yazdın? 3-8 yazsın. Bora Bey en fazla maaş talep edeni ciddi alıyormuş. Hırsı bulup masada kendisi pazarlık ediyormuş hatta. Okula ben açık öğretimde yazacağım. Ne varsa yazacağım valla. Üniversite mezunu olmayanı kapıdan bile geçirmiyorlarmış zaten. Evet, formları alayım. Buyurun. Ama en son sen geldin. İlk ben verdim ama. Ama biz kaç saattir bekliyoruz? Yapacak bir şey yok. Bora Bey çağırdı beni. Kartını verdi bana. Biraz kedim yedi de şunu yuttu falan. O yüzden o delik orada. Ama hiç sorun değil. İmzası duruyor. İmzasını tanırsınız herhalde patronunuzu, değil mi? Prosedür gereği dedi. Sen gel dedi. İş hazır dedi. Senin dedi. Bunları gönderecek. Siz şey yapmayın. Gel. Form masaya bırakabilirsiniz. Ada Tözün. 1995 doğumlu, İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı mezunu. Bekar. Yalnız buraya hiç tecrübeniz... Selam. Para para.
Bak sana senin için çok önemli ve değerli bir soru soracağım ama çok basit, merak etme. Tabii buyurun. Ne işin var senin burada? Başın sıkışır Sara demiştiniz. Kartınızı vermiştiniz. Evet, sen de benim verdiğim kartı gözümün önünde paramparça etmiştin. Değil mi? Evet. Evet, öyle bir şey yaşandı. İlaçların yan etkisi malum. Ben de biraz şuursuzluk yaptı. Şuursuzluk. Evet. O az önce gördüğüm benim kartım mıydı? Bir de yapıştırdın mı onu tamamen? Versene bakayım. Verir misin? Merak ettim, bakacağım. Hiç mi görmediniz kendi kartınızı lütfen? Ver şu kartı bana. Müthiş. Gerçekten muazzam. Müthiş olmuş. Ama bak, şu ortadaki parçayı da bulup tamamlasaymışsın, şaheser olabilirmiş, biliyor musun? Ben onu aradım, bulamadım. Şey, Bora Bey, ben dün gece sizin başınıza bayağı bir dert açtım, biliyorum. Yani ne deseniz haklısınız, gerçekten çok üzgünüm. Doktor bana kazadan sonra baş ağrısı olabilir demişti ama kişilik değişikliğinden hiç bahsetmemişti, biliyor musun? Ya değil mi? Olabiliyor demek ki, benim de başıma ilk defa geliyor, ben de tam bilmiyorum. Okudunuz Bora Bey, ben Ada Tözün. 1995 doğumluyum. Türk Dili ve Edebiyatı'ndan mezun oldum. Bekarım. Bayağı bekarım ben. Yarışmaya nereden katıldınız? Hayır, ona göre sizden hoşlanıp hoşlanmadığımı söyleyeceğim de sonra da para bana açtırırız ha. Olur mu? Güzel mi? Espriler, şakalar böyle havada uçuşuyor. İyi başladık Bora Bey. Çok güldüm, iyiydi bu. Bora Bey, ben kendim bilimlere yazıyorum. Bu da yazdığım yazılardan bir tanesi. Şöyle verirsem. Daha önce benzer iş tecrübesi olmayan adayları değerlendirmeye almıyoruz. Çıkabilirsiniz, bu junior bir pozisyon değil. Herkesin istediği işte çalışması pek mümkün olmuyor maalesef. Ama bir yerden de başlamak gerekiyor diye düşünüyorum. Gerçekten dün yaptıklarından sonra seni hiç alabileceğimi düşünüyor musun? Bora Bey, yani dün akşam ben çok kötü... 45 bin. Maaş mı? Evet maaş. Hatta prim, sigorta, araba, pensiyon hepsi bizden, şirketten. Aa, çok iyi. Benim arabama verdiğin zarardan bahsediyorum. 45 bin. Ha. Ya. Ha, öyle mi? Öyle. Oh. Oh, güzel para. Ay. 45 bin. Bora Bey, size hemen şöyle bir fikirle gelmek isterim. Hemen heyecanla size aktaracağım bunu. Bora Bey, şimdi siz beni işe alın. Ben size her ay maaşımla tıkır 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 ödeyeyim o parayı. Ha? Bende paranız kalmaz Bora Bey. Beni filan biliyor. Sorun soruşturun mahalleye. Ama siz beni hiç profesyonelce değerlendirmiyorsunuz ki, böyle olmaz. Bir daha ben geleyim, bir daha başlayayım. Ben de sizi profesyonelce değerlendirmeye çalışıyorum ama karşımda bir amatör olunca gerçekten çok zor oluyor. Ayrıca sizin gibi histerik, hırçın, duygularıyla hareket eden, günü gününü tutmayan insanlarla prensiplerim gereği çalışmıyorum. Çıkabilirsiniz. Geldiğiniz gibi gidebilirsiniz, buyurun. Bora Bey, bunu okursanız ben gerçekten bu sefer çıkıp gideceğim. Okumayacağım. Bir okuyun Bora Bey, lütfen. Okumayacağım, çıkabilirsiniz. Ya ama yani bir yazıyı okumak bu kadar zor olmamalı. Üstelik o kişi sizin yüzünüzden içten kovulduysa, açsa, açıktaysa, ekmeğe muhtaçsa bir güzellik yaparsınız. Heh. Ekmek parası Bora Bey. Açız. Hafıza. Hı? İnsan hafızası. Ne kadar garip bir şey değil mi? Böyle bazı insanlar bir şeyler yaşarlar. Sonra bunu eğip büküp 180 derece döndürüp bir de buna inanıp bu yetmiyormuş gibi karşısındakine de inandırmaya çalışırlar. Anlamadın. Açıklayayım. Eğer ben yanlış hatırlıyorsam lütfen beni düzelt, tamam mı?
Sen dün bana beni savunmak sana mı kaldı ya? Pis maço, insan bozuntusu, kötü adam, kaba adam, sır gibi 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 laflar sarf ettin, doğru muyum? Doğru muyum? Doğrudur. Doğru. Çıkabilirsin. Tamam, okuyun ben çıkayım, hadi. Güvenli arıyorum. Ay tamam, ben çıkayım. Sanki ne dedik yani böyle? Bora Bey, sizin canınız o 45 bine takılmış. Siz o yüzden okumak istemiyorsunuz. Ben sizi çekeyim. Ya okumayın. Aa, çok özür dilerim, yandınız. Ben size buz getireyim. Allah kahretsin ya, bıktım ben senden ya. Sen benim başıma bela mısın? Yok değil. Sen benim başıma bela mısın? Şu üstümün başımın haline bakar mısın ya? Gülelim. Çıkar mısın lütfen? Bana bak, bana bakar mısın? Şey... Bak, dünden beri senin yüzünden başıma gelmeyen şey kalmadı, evet, tamam mı? Evet. Bıktım senden. Evet. Çıkar mısın? Dışarı çık, dışarı çık. Çık, çık, şirketten de çık. Sana bakamıyorum bile. Nedenmiş o? Gözlerimi kamaştırıyorsun ondan. Teşekkür ederim. Ben daha önce hiç böyle bir şey hissetmedim, biliyor musun? Tabii senin gibi bir kadın görmedim, nasıl etkilenebilirim ki? Ya işte, hayat. Evet, hayat. Aa, ben telefonu unutmuşum masada. Sen istiyorsan ben geliyorum. Olur olur, tamam. Gel buraya. Gel. Ha, Rüzgar. Kızım, ne yapıyorsun burada? Rüzgar, ben özür dilerim. Dün akşam sana biraz sert davrandım. Gel böyle güzelce oturup bir konuşalım. Ne dersin? Adacığım, bitti diyorum. Bitti. Niye zorluyorsun? Bitti, lütfen. Sen beni o kadın yüzünden mi terk ediyorsun? Ha? Ya ben de makyaj yaparım. Ben de güzel güzel giyinirim. Topukluysa topuklu ben de giyerim. Ne var bunda? Ata, kendini niye kandırıyorsun? Yani neden yapıyorsun bunu? Sen busun Ada. Kendini kandırma. Sen busun, böylesin. Yani tamam, bunda da bir sıkıntı yok ama... benim yolum ayrı, senin yolun ayrı. Okey? Bitti. Değişirim. Gerçekten bak, söz veriyorum sana, bambaşka biri olurum. Hadi gel bize, bana bir şans ver hadi. Ada, beni de yoruyorsun, kendini de yoruyorsun. Tamam bak, burası bir iş yeri. Eve git, ben geleceğim. Geleceğim, konuşacağız. Gelecek misin? Evet, ama konuşmak için. Tamam. Tamam, akşam görüşürüz. Tamam, Allah'ım yarabbim. Ben burada işe gireceğim Rüzgar. Görürsün sen, ben burada çalışacağım. O süs bebeğine de sana da burayı dar edeceğim. Göreceksin sen. Baktığın her yerde beni göreceksin. Hadi kızım. Hadi Ada, göreyim seni. Hadi yürü yallah. Hadi kızım. Bıktım yine. Gerçekten bıktım. Gerçekten bıktım yani. Dün yetmedi, bugünü de çöpe attı kız resmen. Bıktım, gömlek değiştirmekten bıktım. Aa, Yüce. Senin ne işin var burada? Çıkar mısın lütfen? Ya... kalmadığını söyleyip duruyor şu günlerde. Erkekler kadınlara düşman çünkü kadınlar aşk aramaktan vazgeçmiyor. Aşka inanmaktan, peşinde koşmaktan. Emek vermekten korkmuyor kadınlar. Bir an sesler yükselince kaçmak değil ki aşk. Sürekli birbirine bakmak da değil. Aşk aynı yöne bakmak sadece. İşte tüm kaos burada başlıyor. Bir saniye bakabilir miyim? Buyurun, lütfen. Derdin ne bilmiyorum ve bilmek de istemiyorum. Ama... şirketimin batacağını bilsem dahi... seni işe almayacağım. Ama Bora Bey...
Bir daha senin etrafında görürsem şu anda olduğum kadar kibar olmayabilirim. Şahit Selin, buyur.